Çeneler! Belli ki canınıza sormuşsunuz. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan Mehmet, Fetihler Sultanı dizisinde izlediğimiz tarihi karakterleri tanıttığımız video serisinin bu bölümünde Zanos Paşa tarihte kimdir ve hangi önemli görevlerde bulunmuştur sorularını yanıtlayalım. Söz konusu video serimize ise ekranın sağ üst köşesine bıraktığımız karttan ya da açıklamalar kısmına koyduğumuz linkten ulaşabilirsiniz. Hayatının ilk yılları hakkında fazlaca bilgi bulunmayan Zanos Mehmet Paşa, bazı farklı kaynaklarda Rum, Arnavut veya Türk asıllı olarak tanıtılır. Ancak kendi vakfiyesinde adının Zanos bin Abdullah şeklinde geçmesinden dolayı devşirme asıllı olduğu genel kabul görür. Kaldı ki dönemin İtalyan kaynaklarında da Arnavut asıllı olduğu ve sarayda yetiştiği iddia edilir. Bazı Osmanlı kaynaklarında hem Zanos Paşa hem de Şehabettin Paşa, Manisa'da bulunan 2. Mehmet'in atabeyi, lalası ve veziri gibi unvanlarla anılmışlardır. 1444 yılında 2. Murad'ın tahtını oğlu Fatih Sultan Mehmet'e bırakmasından önce Edirne'ye çağrıldığında Zanos Paşa da vezirlik makamına getirilmiştir. Bu yıllarda Zanos Paşa, 2. Murad'ın kızı ve Şehzade Mehmet'in ablası Fatma Sultan'la evlenmiş ve damat unvanı ile anılmaya başlamıştır. Zanos Paşa ve Şehabettin Paşa bu dönemde son derece güçlü konumda bulunan Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'ya karşı siyasi muhalefete girişmişlerdir. Çandarlı Halil Paşa'nın etkisiyle Yeniçerilerin çıkardığı 1446 yılındaki Buçuktepe ayaklanması sonrasında 2. Murad'ın tekrar tahta çıkması üzerine Fatih Sultan Mehmet Manisa'ya vali olarak gönderilirken, vezirlik görevinden azledilen Zanos Paşa da Balıkesir'e gönderilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murad'ın 1451 yılında vefatı sonrasında tahta ikinci kez çıkması üzerine Zanos Paşa da tekrar vezirlik görevine getirilmiştir. Kendisi İstanbul'un alınmasını sürekli desteklemiş ve bu şehrin fethinde son derece önemli görevler ifa etmiştir. Bu kapsamda Rumeli Hisarı'nın yapımında ana rolü üstlenmiş ve Hisar'daki kulelerden biri onun adı ile anılmıştır. Yine fetih esnasında donanmanın karadan yürütülmesi işinde de payı büyüktür. İstanbul'un fethinden sonra görevinden alınarak idam edilen Çandarlı Halil Paşa'nın yerine Zanos Paşa Vezir-i Azamlık makamına getirilmiştir. Bu anlamda Zanos Paşa, Osmanlı tarihindeki devşirme asıllı ilk sadrazam olmuştur. Ancak Zanos Paşa, Vezir-i Azam olarak uzun süre kalamamış ve 1456 yılında başlanan Belgrad kuşatmasında yaşanan başarısızlık sebebiyle görevinden azledilmiştir. Zanos Paşa Vezir-i Azamlık görevinden alınsa da sonrasında Kaptanı Deryalık, Trabzon Sancak Beyliği gibi önemli vazifeler üstlenmiştir. Zanos Paşa'nın 1464 yılında ya da bu tarihten kısa zaman sonra vefat ettiği kabul edilir. Türbesi ise Balıkesir'de yaptırdığı caminin avlusundadır. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.